bildikleri için bunu soruyorlardı. İşte gülüp aşk hayatınız nasıl gidiyor falan diyordu. Ben de yani çok normal değil abla diyordum yani hani ben sonuçta neyin ne olduğunu biliyorum yani adam bana yaklaşmıyor doğru düzgün diyordu. Şöyle hazırlan sen şunu yap sen bunu yap sen git falan onu da yaptım. Madem evet. bunu halaları biliyordu bu çocuk biliyordu neden o zaman bugüne kadar sana bunu kimse söylemedi? İşte benim de isyan ettiğim kabul etmediğim kabullenemediğim psikolojimin bozulduğu nokta bu ya işte hamile olduğumu öğrendim o zaman da sevin Çocuğu aldıralım dedi. Kimseye söyleme dedi. Aldırırız dedi. Ben orada da bir yıkıldım. Ben yapamam dedim yani. Ben bir cana kıyamam. Kendi evladım hem de. Alo. Efendim? Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim, teşekkür ettim. Seni biraz tanıyabilir miyim? Tabii. İsmim Sibel. 33 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Çalışmıyorum. Oğluma bakıyorum. Size bir hikayem var. Onu anlatmak istiyorum. İyi yaptın. Ne zamandır izliyorsun ben, bizi? Çok uzun zamandır görüyordum ve e, cesaretimi toplayıp ben de konuşmak istedim açıkçası. İyi yaptın, hoş ben, geldin. Durumunda olan kişiler de vardır diye teşekkür ederim, hoş bulduk. Peki, boş zamanlarında neler yapıyorsun çocuğun haricinde Çocuğum haricinde okuyorum, kurslara gidiyorum. Üniversiteye işte kazandım. Öyle zamanımı geçiriyorum. Peki 33 yaşına kadar böyle hayatına bir not vermek istesen on üzerinden kaç verirsin? Yani 4,5 falan herhalde. On üzerinden 4,5. Evet. Biraz az olmadı mı? Az oldu ama yaşananlar çok olunca... Hak etti diyorsun. Not bu puanı düşüyor. hak etti. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle yaşananlar çok olunca not da düşüyor. Evet doğru Öyle söylüyorsun. Değil. O zaman hep beraber bir oynama yapalım. Şu an yaşınızı ve bu yaşa kadar ki hayatınıza bir not vermek isteseniz kaç verirdiniz? Yazın yorumlara. Hep beraber aşağıda bir bakalım bir anket yapalım. Herkes senin gibi mi? Dört buçuklar, beşler mi yoksa herkesi iyi de biz mi kötüyüz? İnşallah değillerdir. Herkes iyidir. Öyle diyorsun. Peki doğru evet. söylüyorsun. Kimin için nasıl bir dilekte bulunursan bu hayatta aynı şeyler seni buluyor. Ben buna inanıyorum. Yani sen yanındaki insanlar veya çevrendeki insanlar için eğer kötü dileklerde bulunuyorsan bu yolladığın enerjiyle beraber evrenden sekip sana geliyor. Evet Öyle. Evrene ve yolladığın enerjilere inanıyor musun? Evrene demeyelim de hani ah almamaya çalışıyorum. Kimsenin ahını almıyorum. Onun bana geri döneceğini düşünüyorum. Yani ne kadar hak etmediğim şeyler yaşasam da durup bazen diyorum hani acaba neden? Bir suçun olmadığı zaman da bir şeyler yaşayabiliyorsun ya. Evet. Artık atalardan mı geliyor? Neylerden geliyor bilmiyorum ama durup bir düşünüyorsun tabii. Neden, neden? benim başıma bu geldi? Evet. Ah almamaya çok özen gösteririm. Evet. Peki bundan sonraki hayatın için evrene bir mesaj ver vermek istesen ve o dönüp seni bulacak olsa evet. ne, ne diliyorsun bundan sonraki hayatın için Bundan sonraki hayatımda oğlumu çok düzgün yetiştirmek istiyorum. Yani kendi başına bir birey olabilsin, ne kötü bir insan olsun ne de kötü insanlarla karşılaşsın istemiyorum. Yani tamamen oğluma odaklıyım yani. Onu korumaya kendimi adadım, yetiştirmeye. İnşallah da öyle olur. Ne kadar güzel bir şey. Anne olmak, baba olmak biyolojik olarak olmuyor. Aynı zamanda yaptığın çocuğun peşinde ve arkasında durman gerekiyor. Her her evet, sorunuyla güzelce olurum. ilgilenmen gerekiyor. Yani bir meyve gibi. Bak biz mesela buradaki çiçeğe su vermeyi unutmuşuz. Çiçek hafif solmaya başladı. Ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi bir insan olmasına vesile olursun. İyi bir birey yetiştirmiş olursun. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Evet. Bir kedinin, köpeğin bile anneliği bazen insanların anneliğinden çok daha vefakar çok daha cefakar olabiliyor. Bazı insanlar var ki çocuklarına çok kötü davranıyorlar. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bana birkaç dakika izin verebilir misin? Tabii. Öncelikle bu bir program. Biz karşımızdaki insanlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Senin gibi mesela şu an. Ama ben biraz daha insanları tanıyıp onların neler yaşadığını böyle sohbetvari bir şekilde hani anlattı gitti olmasın. Benimle gerçekten içinden geldiği gibi konuşsun ve paylaşabilsin diye bu ön konuşmayı biraz daha uzun tutmak istiyorum. Videoları da genel itibariyle biraz daha uzun tutmak istiyorum. Çünkü yine konuştu o ana kısmı anlattı ve gitti olması benim hoşuma gitmiyor. Karşılıklı böyle sanki dar bir vaktimiz var, sınırlı bir vaktimiz varmış gibi değil de hani otur ...yarmışız bir yarım saat 40 dakika... ...seninle böyle güzellikle sohbet ediyormuşum gibi... ...bölümler çekmek istiyorum. Ve gerçekten istikrarlı bir şekilde... ...video atmaya karar verdim tekrar YouTube'a. Bunun için de sizin destekleriniz benim için çok önemli. Çünkü sen de şu an farkındasındır ki... ...seninle bile burada buluşabilmemiz... ...saatlerimizi aldı. Ve bizim bu stüdyoya evet. gelip buraya hazırlamamız... ...daha sonradan bunun montaj aşaması derken... ...ve karşılığında like sayısının düşük olduğunu... ...veya yorumların az olduğunu gördüğünde... ...inan biraz hevesin kırılıyor. O yüzden sizden çok ufacık belki bir tık olabilir ama bu bizim için çok önemli olduğu için tekrar tekrar söylemek istiyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ne kadar unutmadan yapabilirseniz bizim için o kadar iyi olur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sen hazır mısın? Biraz olsun heyecanın geçti mi? Hazırım. Evet geçti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? O zaman sözü size bırakıyorum. İsminiz neydi? Sibel. Sibel Hanım. Güzel bir isim. Anlamı ne acaba? İki tane anlamı var diye biliyorum. Biri buğday başağı, diğeri de işte mitolojide bir tanrıça diye duydum. Yani baktım araştırdığımda öyle bir şeydi. Güzel. O zaman şimdi hazırsak hikaye başlayalım. Ben şöyle anlatayım. 2020 senesinde bir evlilik yaptım. Yani bu benim ikinci evliliğimdi. Evlendiğim kişinin de ikinci evliliğiydi. Görücü usulü oldu. Çok tanımıyorduk birbirimizi. Nişanlandık. Nişanlılık dönemi de çok soğuktu. Tanımıyorduk çünkü. Ben bunu normal karşılıyordum. Evlenince düzelir diye düşündüğüm olay gitgide daha kötüye gitti. 2020'nin 25 Ocağı'nda da evlendik. Evlendiğimizde çok normal Normal bir adam olmadığını fark ettim. Yani narsist, işte acımasız, takıntılı böyle bir insandı. Benimle çok ilgilenmiyordu. Yani sanki o evde bir ev arkadaşı veya hizmetçi gibiydim. Çok anlayamıyordum yani çünkü evlilik bu değildi. Daha önce bir evlilik yaşamıştım ben biliyordum. Peki daha önceki Sizlik... evliliğinden neden ayrıldın? Aldatıldığım için ayrılmıştım. Kötü olmuş. Evet. Oğlum da yani o adamdan zaten. Biz evlendik ama işte sürekli gece dışarı çıkmalar. Gecenin bir yarısı telefonda işte Whatsapp'ta işte tuvalete gidiyorum deyip yarım saat gelmemeler. Sigara içmeye gidiyorum deyip bir saat gelmemeler. Ama hep çevrim içi. Yani o evde yalnızdım. Sadece hizmetçi gibiydim. İş yap. Çocuklarının yemeğini yap. Annesine bak. Başka hiçbir vasfım yokmuş gibiydi yani. Çok telefonlar yani zaten telefonu benim elime vermedi için şifresi falan asla zaten bilmiyordu. Ona göre o onun özel hayatıymış ki biz evlendik yani evli insanın birbirinden ne gizlisi saklısı olabilir ki? Sana bir şey soracağım. O neden ayrılmış eşinden? Yani onların söylediği çok farklıydı. Gerçek çok farklı. Onu ilerleyen zamanda söyleyeceğim. Peki. Yani konu biraz farklı. Şöyle ben aldatıldığımı düşündüm. Çünkü gece gündüz mesajlaşıyor biriyle falan. Böyle İbo diye biri yazıyor açıkçası. Ben de tabii ki daha önce de aldatılmış biri olarak şey diye düşünüyorum. Hani kadın ama erkek ismiyle kaydedilmiş. Sonrasında hani bunlar çok böyle sürdü gitti. Bir gün oğluyla çok büyük bir kavga etti. Oğluyla kavga edince ben zaten ondan çok korkuyordum diye. Hani çok merhametsiz bir insandı. Şiddeti vardı. Psikolojik şiddetin hiç Söylemiyorum bile, çok aşağılık bir insandı. <laughs> İnşallah bunları duyar. Böyle Öyle bir evet. anlatıyorsun, gerçekten nefret edilesi bir adammış. Cısına böyle doldum ama olayı tam anlayamadığım için patlayamıyorum, <laughs> anladın mı? Doldurdum beni ama <laughs> patlayamıyorum. Evet, hak vereceksiniz. Yani dinleyenler de hak verecektir muhtemelen. Tamam. Oğluyla kavga etti ve çocuk bana şey, aramızda çok yaş olmamasına rağmen bana ana diyordu. Ana dedi aşağı gelir misin? Ben de hani ne oldu? Baban çok sinirli, hani kızmasın falan dedim. Ne olur gel dedi. Bir gittim çocuk ağlıyor. Yani o zaman 18 yaşlarında falan da herhalde. Tabii evet 18 yaşlarındaydı. Ağlıyor. Ya ben de saf niyetimle şey diyorum. Oğlum söylesene. Bak olabilir babandır, kavga etmişsinizdir falan filan böyle geçiştiriyorum. Ama çocuk ısrarla yani o kadar ağlıyor ki söylemiyor ne olduğunu. Yani yanlış bilmiyorsam, hatırlamıyorsam yanlış. Çünkü 3-4 sene geçmiş. Tam bir saat belki bir buçuk saat ben uğraştım o çocuğun açılmasını. Sonra en son dayanamadı. Bana telefonda babasıyla konuşmalarını gösterdi. Telefonda işte mesajda diyor ki baba ben o adamı senin yatağında gördüğümden beridir. Ben kendimde değilim. Ne olur beni iyileştir. Beni doktora götür. Normalde ben bunu bilmem. Anlamadım da zaten. Ama bunu duyan o baba çünkü merhametsiz kötü bir insan. Yani o çocuğu öldürür. Hani eğer iftiraysa. Onun söylediği tek şey de şu. Siz kendi hayatınızda hata yapmayın. Başkasının hayatına karışmayın. İşte bu benim hayatım gibi gibi kelimeler kullanmış. Ben algılamakta zorluk çektim. Çünkü benim gerçekten bildiğim bir şey değildi. Döndüm dedim ki bu ne demek oluyor? Bana dedi ki sen anlamadın mı bunu? Hayır dedim. Ne demek oluyor bu? Ya dedi ki benim babam Adamlarla yatıp kalkıyordu. Bunu halalarım da biliyordu dedi. Hacılara hocalara götürdüler yok bilmem ne. Bu sefer ben de ağlamaya başladım. Peki sana i̇şte şöyle bir şey etmişti, söyleyeceğim. Dedi. Madem evet. bunu halaları biliyordu, bu çocuk biliyordu neden o zaman bugüne kadar sana bunu kimse söylemedi? İşte benim de isyan ettiğim, kabul etmediğim, kabullenemediğim, psikolojimin bozulduğu nokta bu ya. Ya ben ağladım dedim ki madem böyle bir şey vardı. Siz dedim nasıl böyle bir şeye vesile oldunuz? Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Onların da kız çocukları var. Hani siz de mesela diyebilirdiniz baba evlenme madem böyle bir durumun var dedi ki tövbe etmişti dedi ki sonra bu saatler var ya bu WhatsApp'a falan da bağlanıyor evet. ben dedi o saatte dedi mesajlarını gördüm hala devam ediyor git o saate bak tabi babasıyla tartıştığında bunu söylediği için babası hemen bağlantıyı kopartmış o gece o kadar çok ağladım ki ve bu arada ben bunu öğrendiğimde hamileydim ve hamile olduğumu bilmiyordum bunu söylemeyecektin evet. işte bu kötü bu şu anki durumda çok kötü bir şey hani bir insanın evet. normalde hamile olduğuna sevindir ama böyle bir durumda berbat evet. bir şey. Sonrasında ben o gece çok kötüydüm. Gerçekten yani hayatımın en zor gecelerinden biri diyebilirim. Gittim o saate baktım ama ben o gece gerçekten çok çaresiz hissettim. Kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Sonra kalktım tövbe edip namaz kıldım hani kendime gelmek için. Çok kötü günlerdi. Ondan sonra işte adamın konuşmaları, tavırları hiçbir şekilde değişmeyince 2020 senesi biliyorsun şeydi pandemi dönemiydi. Bir de bu adam uyuştu. Dürücü kullanıyor, alkol kullanıyor yani çok duyumlar aldım onun hakkında. Sonra ben ablasını aradım, eniştesini. Dedim ki ben gideceğim yani bilginiz olsun. Hani hiçbir şey yoktu bu kız durduk yere gitti demeyin diye size olayı anlatacağım. Yasak olmasına rağmen ben o zaman Kocaeli'de oturuyordum. Onlar da yayla gibi bir yukarı köyü var işte oradaydılar. Yasağa rağmen çıkıp geldiler. Olayı anlattım. Böyle böyle söylüyor işte hani baban geydi böyle halaların biliyor. Onlar hiç şaşırmadılar. Ama inkar ettiler. Aa yok hiç öyle bir şey yok falan dediler. Ama varmış yani çok sonradan da onların hepsini de öğrendim. Onlar dediler ki biz konuşuruz hani derdi neymiş falan. Ben olayı anlattım dedim. Ben durmayacağım yani gideceğim ben. Ne kadar da ikinci evliliğim olursa olsun ben bu kadar yanlışın içinde kalamam. Benim normal kendi hayatım vardı yani benim hayatımı niye yaptınız ki dedim madem biliyordunuz böyle. Hayır öyle bir şey yok falan dediler. Sonra işte hamile olduğumu öğrendim. O zaman da sevinmedi. Çocuğu aldıralım dedi. Kimse söyleme dedi aldırırız dedi. Ben orada da bir yıkıldım. Ben yapamam dedim yani ben bir cana kıyamam. Kendi evladım hem de. Hamileliğim döneminde de çok kötüydüm. Yani bana kokular falan çok şey geliyor. Bana diyordu ki yemek yapacaksın. Tavuk mesela görmeye tahammül edemiyordum. Diyordu ki yapacaksın. Her halükarda kusuyorsun zaten diyordu. Yani o, o konuda hakkımı asla helal etmiyorum. Bebek konusunda baştan sona kadar ben o adama hakkımı helal etmiyorum. Bana yaptığı o eziyetler, bana yaptığı o işkence benim için işkenceydi o yani kalk yemek yapacaksın mecbursun ben böyle mesela peçeteyi tutardım maskeyi takardım bir yemek karıştırıp iki gidip kusardım sana bir evet. şey söyleyeceğim ya. şimdi videoyu bölmemek için genelde pek fazla araya girmiyorum ama dayanamadığım evet. için artık sormak zorundayım yani bu kadar iğrenç bir adam ve sen bunları bu kadar yaşamış olmana rağmen yani bu kadar şeyleri çekmiş olmana rağmen hala sen hamileyken bile çocuğunu aldırız maldırız tarzında şeyler konuşuyorken neden hala o evdesin yani İçimden böyle sabretmek, hani çünkü hamile kalmışsın ikinci evliliğin, hani ne kadar suç sende olmasa da ne bileyim aileni düşünüyorsun, kendini düşünüyorsun, bir şekilde öyle oluyor. Hani artık bıçak kemiğe dayandığı an artık bırakıyorsun ya. Bendeki de oydu. Daha dayanmamıştı. Yani yanlışı çok fazla şeyler yaşadığım için, hani buna sabretmek, bilmiyorum sabretmek istedim herhalde. Ya bunun Belki ardında daha anlatacakların var ama daha şu an bıçak kemiğe dayanmadı, daha dayanacak, öyle mi? Evet, Buyursun. dayanacak. Seni dinliyorum o zaman. Tamam. İşte dediğim gibi hamilelikte de bana bu tür şeyleri yaptı. İşte ablası falan çağırdı bunu. Ben tabii çok korktuğum için olayı biliyorum ama ablası falan herhalde başka bir şey bahane edip çağırdılar. Onu ayrı konuştular. Benim dizlerim tutmuyor, yürüyorum ama Allah biliyor ne haldeyim falan. Herhalde o sırada Seymen ne sormuş? Hani sen Sibel'e bunları anlattın? İşte çocuk da onlardan korktuğu için şey demiş. Gitmesi için yaptım. O zaman şöyle ki neye inandırdılar beni? hani diyorsun ya neden bu kadar bekledin? Onun da bir şeyi vardı. Ablaları sürekli işte bu çocuklar senin yuvanı yıkmaya çalışıyor. Akıllı ol. Anneleriyle bir olup senin yuvanı yıkıyorlar. Yuvana sahip çık. Bunlar gerçek değil. Bir süre beni ona inandırdılar. Açıkçası. Sen de bunlara yani, inanarak devam ettin. Belki de inanmak istedim. Bilmiyorum. İçim öyle söylemiyordu ama bir yandan da diyordum ki olabilir yani. Neden olmasın? Belki eski eşi ondan intikam almak istiyordur falan filan. Ama sonradan öğrendim ki eski ki eşi de zaten bu yüzden gitmiş. Yani kadın için şey diyorlardı. Çok pasaklıydı. Çok pisti şöyle. Ben onun kendisine de söylemiştim. Yani insan iki çocuğunun annesini pasaklı diye mesela boşamaz. Benim mantığım almıyor yani. Çok pasaklıydı. Çok pisti. İşte tezgahta bulaşıklar haftalarca dururdu falan gibi bir şey söyledim. Çok inandırıcı gelmemişti bana. Ama çok net öğrendim yani. Kadın da o yüzden gitmiş. O şeyler şu an aklıma geliyor. Yani Neyler? o günler tekrardan aklıma geliyor. Anlatırken öyle oluyor evet. Biraz insan Evet. Dinliyor. evet gerçekten. Ama inan anlattıktan sonra rahatlayacaksın. Evet. Peki onlar böyle söyledi ve sen bunlara inandın devam ettin. Sonra ne oldu? Yani devam ettim. Zaten dediğim gibi hamilelik sürecindeydim. İşte yemmem içmem yoktu. Sadece işte kölelik yapıyordum ya. Bildiğiniz kölelik. Sonra işte bebeğin hiçbir şeyi yoktu bu arada. Ama ben hızla kilo veriyordum. Çünkü çok psikolojik olarak da çok kötüydüm. Bir gün artık o kadar çok üstüme geldi ki ya böyle hani beni dövmeye falan kalkıyor. Ablasını falan çağır. Vardı. O zaman beni bir 3-4 gün ablası aldı götürdü evine. O zaman yani kafamı dinleyeyim diye mi bilmiyorum. Sonrasında işte benim doktor randevum vardı. Gittim. Doktora dedim ki hani ben hiçbir şey yiyemiyorum dedim. Dedik bebeğin gayet normal. Ben sordum çünkü bebeğimde bir anormallik var mı? Yok ultrasonda da gördüm. Kolu oynuyor, bacağı oynuyor falan böyle. Hiçbir sorun yok dedi ama sen çok zayıflamışsın dedi. Kendine dikkat et. Sonrasında bir de böbreğim mi ağrıyordu neydi bilmiyorum. Randevu almıştım. Bir hafta sonrasına. Yine oğluyla gittim yani. Çünkü benimle doğru düzgün bir yere gelmezdi. Beni annemlerin evine bırakırdı. Oraya bırakır, buraya bırakır. Kampa gidiyorum der, arkadaşıma gidiyorum der. Ama mahkemedeki otel kayıtlarından görüyorum ki o kamplar falan hepsi yalan. Hepsi otellerde erkeklerle birlikte. Oha ya. Gerçekten. <laughs> evet, Gerçekten oha. Evet. Peki böyle anlatıyorsun. Hamile de kalmışsın bu adamdan. Evet. Şunu sormadan geçemeyeceğim yani. Sizin cinsel hayatınız nasıldı? Bu adam sürekli otellerde erkeklerle vesaire ama sen evet. de bir yandan hamilesin. Sana ne kadar vakit ayırıyor mesela? ayda. Hikaye geçen seferki gibi karışık olmasın diye videoyu iki part olarak bölmek istedim. Videoyu kısaltmak istemiyorum çünkü gerçekten çok değerli bir hikaye. Sizden ricam videonun devamını istiyorsanız like butonuna basmanız. Bin like olduğunda çoğunuzun izlediğini anlayıp devamını yayınlayacağım. Yorumlarda ikinci bölüm yazan herkese özellikle videoyu attıktan sonra haber vereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.